Sayısın elektronik dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde kombinasyonel devre elemanları arasındaki en önemli yapı olan veri seçiciler yani multiplexer'ları işleyeceğiz. Hemen zaman kaybetmeden dersimize geçelim. Temel fonksiyon olarak aslında veri seçiciler kendisine bağlı olan seçim girişlerinin değerine göre girişlerinden herhangi birini seçip, herhangi bir veriyi seçip bu veriyi çıkışa ileten devre elemanıdır. Bu fonksiyonuyla birlikte aslında veri seçici olarak adlandırılır. Ama ve lakin veri seçici fonksiyonunun dışında birçok fonksiyonu da bu devrelerle gerçekleştirebiliriz. Yani birden fazla kombinasyonel devre elemanını sadece multiplexer'ları kullanarak gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Bu sebeple veri seçiciler bu konu üzerindeki en önemli devre elemanlarından biri oluyor. Sadece veri seçicileri kullanarak biz kullandığımız bağlantı sayısını azaltıyoruz. Devrenin kompleksliğini azaltmış oluyoruz. Ve bununla beraber maliyeti de düşürmüş oluyoruz. Bu nedenle multiplexer'lar çok yaygın olarak devre tasarımında kullanılan yapılardır. Ve dediğimiz gibi bu konunun kombinasyonel devre elemanları konusunun en önemli elemanıdır diyebiliriz. Şimdi giriş, çıkış ve seçim bitleri arasında aslında bir ilişki var. Bu ilişkiyi matematiksel olarak biz şöyle ifade ediyoruz. Örneğin şunun üzerinde yazacak olursam 2 üzeri n çarpı 1 mux şeklinde ifade ediyoruz matematiksel olarak. Buradaki n bize seçim girişinin sayısını veriyor. Kaç adet seçim girişimiz var bunun sayısını veriyor. 2 üzeri n sayısı ise seçim biti kaç tane ise bunu 2 üzeri n şeklinde hesaplayarak kaç adet giriş sayısı olduğunu hesaplıyoruz. Yani 2 üzeri n bize giriş sayısını veriyor. Ve 1 çarpı 1 ile gösterdiğimiz bir değeri de çıkışa karşılık geliyor arkadaşlar. Multiplexer devresi sadece bir çıkıştan oluşuyor. Ve seçim girişlerinin değerine göre, lojik değerine göre veri girişlerinden herhangi birini seçip çıkışa bu bilgiyi iletmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bazı kaynaklarda bu yapıyı blok diyagramı olarak şu şekilde de görebilirsiniz. Şöyle de sembolize edilebiliyor. 2 üzeri n çarpı 1. Şurada seçim bitleri. Burası n adet diyelim. Şurada da girişler. Burası da 2 üzeri n adet giriş sayısı diyelim. Ve çıkışımız da şuradan gösteriyoruz. Bazı kaynaklarda bu şekilde de görebilirsiniz. Şimdi örneğin burada n'in değerinin 2 olmasıyla birlikte giriş sayımız 2 üzeri 2'den 4 yani 4 adet girişimiz n'in 2 olmasıyla seçim girişimiz 2 adet ve çıkışımız 1 şeklinde 4 girişli 2 seçim hatlı bir çıkışlı multiplexer yapısını elde etmiş oluyoruz. Şimdi multiplexer yapısının avantajları ve kullanım alanları var dedik. En önemli kullanım alanı tabii ki de veri seçici olarak kullanılması. Fakat bunun yanında anahtarlama elemanı ya da herhangi bir kombinasyonel devrenin gerçekleşmesi için de kullanılabiliyor. Burada hemen şunları özetleyelim. Avantajları diyeceğim buraya. Şuraya da kullanım alanları diyeceğim. En önemli kullanım alanı tabii ki de veri seçici olarak kullanılması. Bunun yanında switching yani anahtarlama da kullanılıyor. Ve kombinasyonel devre elemanlarının gerçekleştirilmesinde de yine multiplexer yapıları kullanılıyor. Aslında sadece kombinasyonel devre elemanlarının gerçekleştirilmesi olarak düşünmeyelim. Burada herhangi bir toplayıcı devresini, çıkarıcı devresini multiplexer yapısı kullanarak tasarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Neredeyse bütün sayısal elektronik devreleri burada multiplexer yapıları kullanarak tasarlanabiliyorlar. Avantajlarını tekrar yazalım. Karmaşa devre kompleksliğini azaltır. Yani devre karmaşasını azaltır. Maliyeti düşürüyor. Ve bağlantı karmaşası azalmış oluyor. Şimdi markette bulunan yani piyasada bulunan multiplexer yapıları medium scale integrated dediğimiz orta ölçekte olan yapılar ve bu yapılar işte n'in 1'den 5'e kadar olan kısımları yani 2 çarpı 1'lik mux, 4 çarpı 1'lik mux. Bu arada multiplexer'ı çok yaygın olarak mux olarak kısaltılmış şeklinde de görebilirsiniz. Birçok kaynakta bu şekilde de geçer. O yüzden buna alışın arkadaşlar.
Yine aynı şekilde 8 çarpı 1'lik MUX, 16 çarpı 1'lik MUX ve 32 çarpı 1'lik MUX markette bulunan multiplexer yapılarıdır arkadaşlar. Yani seçim bitinin 1'den 5'e kadar olduğu yapılar. Şimdi bu dersin kapsamında ise biz daha çok 2 çarpı 1, 4 çarpı 1 ve 8 çarpı 1'lik multiplexer yapısını kullanıyoruz. Ve bu 3 yapının zaten birazdan hem iç devre yapısını hem de lojik ifadesini doğruluk tablosunda göreceğiz sırasıyla. Şimdi 2 çarpı 1 multiplexer ve 4 çarpı 1 multiplexer yapılarına bakalım öncelikle. Şimdi n'in 1 olmasıyla yani seçim biti, seçim girişi diyelim. Girişi sayısı 1. Giriş sayısı 2 üzeri n'den 2. Buna giriş sayısı diyeceğim. Dolayısıyla blok olarak baktığımız zaman aslında yapı şuna dönüşüyor arkadaşlar. 2 çarpı 1 MUX diyoruz. Bir tane çıkışımız var. İki tane girişimiz var. Girişlerimizi I0, I1 şeklinde göstereceğiz. Ve S0 seçim bitimiz var. Şimdi biz bunu bir de enable dediğimiz seçim girişinden farklı olarak bir de multiplexer'ın çalışmasını kontrol edecek izin girişi eklersek şöyle. Genel olarak karşımıza çıkan yapı bu şekilde olacak. 2 çarpı 1 multiplexer yapısı için. Şimdi bu yapının doğruluk tablosuna baktığımız zaman yani girişle çıkış arasındaki ilişkiyi yazacak olursak girişle çıkış arasındaki ilişki tamamen burada seçim bitinin değerine bağlı olduğu için aslında biz burada seçim bitini ve tabii ki elemanın çalışmamadığı durum da bizim için önemli. Yani izin girişinin durumu da bizim için önemli. Dolayısıyla doğruluk tablomuz aslında enable ve S girişlerini giriş olarak alacak. Ve çıkışımız da aslında girişleri çıkışa yansıttığımız için çıkışımızı yine giriş değerlerinden alacağız. Şimdi ne dedik? Multiplexer yapısı seçim bitinin değerine göre burada S0'ın lojik değerine göre yani sıfırken I0 girişi çıkışa yansıtılırken seçim girişinin lojik değeri 1 olduğunda I1 girişi çıkışa yansıtılmış olacak. Tabii burada seçim bitinin durumu ne olursa olsun eğer bizim izin girişimiz 0 ise çıkışımız 0 olacak arkadaşlar. Yani bu elemanın çalışması için bir kere bizim izin girişimizin 1 olması gerekiyor. Şimdi sıfırsa bu izin girişi seçim bitinin durumuna bakmaksızın çıkışımız sıfır olacak ve izin girişimiz bir olduğu durumda sadece bu eleman çalışacağı için eleman çalışması okey çalıştırdık. Fakat bu kez çıkışımızı görebilmemiz için S0'ın durumuna ihtiyacımız var. Burada S0 sıfır ve bir şeklinde değişecek ve S0'ın sıfır olmasıyla enable girişimiz de aktifken yani eleman çalışırken I0 çıkışa yansıtılırken burada S0 seçim biti 1 olduğunda I1 girişi çıkışa ulaştırılmış olacak. Şimdi bu ilişkiye bağlı olarak eğer ben çıkışın lojik ifadesini yazacak olursam bakın çıkış bir kere enable girişinin 1 olduğu durumlarda çıkışımı görüyorum. Sıfırken 0 durumunda. Dolayısıyla burada bir enable girişi parantezin dışına koyacağım çarpım durumunda yani V olarak bu izin girişimiz sisteme bağlı. Diğer durumda bakın S0'ın değeri 0 iken yani 0 neye karşılık geliyor minterm gösteriminde S0'ın değiline karşılık geliyor. Dolayısıyla S0'ın değili iken çıkışımız I0 eşit yani çarpı I0 artı bakın çıkışımı minterm gösterimleriyle yazıyorum. S0'ın değeri 1 iken yani S0'ın kendisi iken çarpı I1. Bu benim çıkış ifademin lojik değeri oluyor. Şimdi bakın burada şu değerleri yerine koyarsanız çıkışı aynı şekilde elde edeceksiniz. Bakın burada bir kere çıkışın 1 olabilmesi için enable girişimin 1 olması gerekiyor. 0 olduğunda zaten çıkış otomatik olarak 0 olacak. Bu okey. Enable girişimiz 1 ise. Bakın geliyorum buraya. Eğer S0'ım 0'sa, bakın geldim. S0 0'sa değili 1. Burası 1. Burası I0. Artı bakın S0 0'sa, bakın burası 0 çarpı I0. Ne oldu? Şurası gitti. Dolayısıyla ne kaldı elimde? 1 çarpı 1 çarpı I0. Çıkışım I0.
gördüğünüz üzere. Yani burada doğruluk tablosu ile doğruluk tablosunu kullanarak lojik ifadenizin gerçek doğruluğunu da kontrol edebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde enable girişi 1 iken S0 girişini, seçim girişini 1 değerini alırsak, bakın S0 1 ise değili 0 olacak. Bu kez burası gidecek. Şurada S0 1, I1 kalacak. Dolayısıyla enable yani 1 çarpı 1 çarpı I1 şeklinde bu kez sonucum, çıkışım I1 olarak karşıma çıkacak. Şimdi bu lojik ifadeyi de yazdıktan sonra şunları silelim. Şimdi bu devrenin, bu yapının bir de devresini çizmek istersen ben. Nasıl yapacağım? Bakın seçim bitim ve enable girişim var. Bir kere iki tane end kapım var. Onları şöyle iki tane end kapımı koydum. Ve şurada bir, şunu biraz yukarı alacağım. S0, şu da S0'ın değili olsun. Şimdi bakın şu I0 girişim. Şurası I1 girişim. Burada ikisi toplam durumunda olduğu için, bir de şurada şöyle enable girişim var. Toplam olduğu için OR kapısını koydum. Ve şurası çıkışım. Şimdi burada bakın. İlk duruma baktım. Yani şu kısımdayım. Neyi ifade ediyor burası? E çarpı S0'ın değili çarpı I0. Bakın. Şöyle I0 geldi. Şuradan E geldi. Ve şuradan S0'ın değili gelecek. Yani şuradan alıp şuraya bağladım. İkinci kısım bu kez E çarpı S0 çarpı I1. Yani yine enable girişimi direkt bağladım. Ve bu kez I1 girişim var. Bağladım. Ve yanında S0 yani şuradan bağlantı olacak. İşte bakın şöyle bu kısmı bir kutu içine alacak olursam şöyle, işte multiplexer yapısının içerisi bu şekilde olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim n eşittir 2 olduğu duruma. N eşittir, şöyle şuradan ayıracağım burayı. N eşittir 2 iken, yani seçim girişi sayısı eşittir 2. 2 üzeri n'den 2 üzeri 2, 4 giriş sayım var artık. Ve bir adet de çıkışım var. Şimdi buna bağlı olarak multiplexer yapın neye dönüşmüş olacak? İki tane seçim bitim var. S1, S0. Buraya bir tane de enable girişini ben ekleyeyim. Çünkü genelde enable girişli olur bu tür sistemler ama enable girişi yoksa sadece şunu kaldıracaksınız arkadaşlar. Dolayısıyla şu kısım gitmiş olacak. Yani şu kısım gidecek. Burada 0-1 kalmış olurken burada da yine bu hattı silerseniz yine aynı şeyleri tekrar yapabilirsiniz. Hiçbir fark yok. Burada enable girişine göre sadece sistem biraz değişmiş oluyor. Girişlerimizde 4 adet olduğu için 4 adet şöyle I0, I1, I2 ve I3 şeklinde bu kez 2 üzeri 2 yani 4 çarpı 1 MUX karşımıza çıkacak. Bir tane de çıkışım var. Şimdi burada doğruluk tablosunu oluşturmak istersem bakın enable girişim bu kez 2 bitlik bir seçim hattım var. S1, S0 ve çıkışım var. Şimdi bir kere enable girişim, izin girişim 0 ise seçim bitlerine bakmaksızın çıkışım 0 olacak. Ve enable girişim 1 olduğu anda ben çıkışlarımı okuyabileceğim. Burada 0-0, 0-1, 1-0 ve 1-1 olma durumuna bağlı olarak çıkışım, bakın S1, S0, 0-0 iken I0, 0-1 iken I1, 1-0 iken I2 ve 1-1 iken I3 şeklinde oluşacak. Şimdi buna bağlı olarak ben çıkış ifademin bool gösterimini yazacak olursam, bakın çıkış, bir kere enable girişim 1 olduğunda çalışmalı. Dolayısıyla enable girişimin parantezinin dışına E çarpı şeklinde koydum. Bir kere bu 0 olduğu anda otomatik olarak çıkışım 0. Yani V kapılarına enable girişimi koydum. Şimdi geldim şuraya. Bakın I0 çıkışını alabilmem için ne lazım bana? S1 ile S0'ın 0-0 olması lazım. Yani min term gösteriminde bu neye karşılık geliyor? S1'in değili çarpı S0'ın değiline karşılık geliyor. Bakın S1'in değili, S0'ın değili. Bunu kimle çarpmam lazım? I0'la çarpmam lazım. Neden? Çünkü bunların değeri 0-0 olduğunda değilleri 1 olacak çarpı I0'dan
burada I0'ı elde edeceğim. Enable'da 1 olduğu için 1 ile bir daha çarparsam yine tekrar I0 girişini çıkışıma yansıtmış olacağım. Artı dedim. Bakın I1 için ne gerekiyor? S1'in değili S0 gerekiyor. S1'in değili S0. Bu kez kimle çarpacağım? I1 ile çarpacağım. Artı bir sonraki durumda S1, S0'ın değili I2 artı son durumda S1, S0 ve I3 şeklinde karşıma çıkmış olacak çıkışımın bool ifadesi. Bunun devresini kuracak olursam nasıl artık? 1, 2, 3, 4 tane end kapısı olacak. Çünkü bakın birbirine çarpım durumuyla bağlı olan 4 tane ifade var. Dolayısıyla buradan nasıl yapalım? Bunu birazcık neyse küçük çizeceğim artık. 1, 2, 3, 4. Bunlar toplam durumunda olduğu için bir OR kapısına gidecek. Burada oluşan çıkışlar ve şurası çıkışım. Girişlerim nasıl değişecek? Bakın şunu şöyle hepsini birazcık yakın yazarsam. Şimdi şurada şöyle S1, S0 enable girişlerim ve şuradan da bakın I0, I1, I2 ve I3. Şimdi birinci ifademe bakıyorum. Bakın şu kısımdayım şu anda. Birinci ifadem ne diyor? E çarpı. Bir kere hepsinde E çarpı var değil mi? O zaman ben şöyle enable girişinden hepsine bir tane bağlantı kurabilirim. Şimdi sonrasında artık şu anda parantez işlerine gelebilirim. Şimdi I0'ın bağlı olduğu kısım ne? S1'in değil, S0'ın değil. Yani şöyle bir tane buradan, bir tane de şuradan bağlantı aldım. İkincisine geldim. Bakın I1'in bağlı olduğu end kapısına bakıyorum. S1'in değili S0. Bakın S1'in değili S0. Şuradan alayım onu da. Üçüncüsüne bakıyorum. S1 S0'ın değili. Bu kez S1'den alacağım. Şöyle. Ve S0'ın değili. Şuradan bağlayacağım. Sonuncusuna baktığımız zaman S1, S0 ve I3 şeklinde. Yani şöyle S1, şöyle S0. Evet, yani şu kısım arkadaşlar şöyle blok içerisine alırsak bu kez multiplexer yapımının içerisi bu şekilde karşıma çıkacak. Burada yine aynı şekilde sistemi kontrol etmek isterseniz yine şurada enable girişini 1 alarak ya da 0 aldığınızda zaten 0 yazdığınız zaman çıkış direkt 0. Bunu uyguladınız. S1 ile S0'a bakmanıza gerek yok. Geldiniz şuraya. Tek tek bu değerleri verirseniz şu bool ifadesinde bu girişleri uyguladığınızda çıkışları tek tek I0, I1, I2, I3 şeklinde bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun kontrolünü yapabilirsiniz. Devam edelim. 8 çarpı 1 multiplexer yapısı analizine bakalım. Şimdi burada artık en değerimiz 3. Dolayısıyla bu ne demek oluyor? Seçim biti sayısı 3. 2 üzeri 3'ten 8 adet girişimiz var ve 1 adet çıkışımız var. Şimdi yapı da şöyle olacak artık. 3 adet girişim var. S2, S1, S0 şeklinde bir tane çıkışım var. Burası artık 8 çarpı 1 MUX ve 8 adet girişim var. I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 ve I7. 0'dan 7'ye kadar. Bir de şuraya enable girişini eklerseniz yapı artık bu şekilde karşımıza çıkacak. Şimdi bunun doğruluk tablosunu yapacak olursak şurada yapalım. Bakın enable S2. S1, S0 ve çıkış ifademiz. Sıfırken hiçbir seçim bitine bakmamıza gerek yok. Sistemimiz çıkışı sıfır olmalı. Çünkü bu enable girişi, izin girişi, multiplexer'ı çalışmasını kontrol eden giriş. Diğer durumlarda hep 1 olacak. Yani şurada da 3 tane seçim bitinin değeri de 0, 0, 0'dan
1-1-1 bitine kadar, sayısına kadar bütün kombinasyonların yazılmış hali olacak. Yani 0-1-1-0-1-1-0-0-1-1-1-1-0-1-1-0 ve 1-1. Bakın burada hepsi artık 1 değerini alacak. Şimdi çıkışımıza gelecek olursak, bakın seçim bitlerim 0-0-0 iken I0, 0-0-1'de I1, I2, I3, sırasıyla I4, I5, I6 ve I7 şeklinde çıkışa iletilecek. Bunun eğer lojik ifadesini bul cebirini yazacak olursam, bakın çıkışım enable girişime bağlı çarpı dedim, baştan yazıyorum. S2'nin değili, S1'in değili, S0'ın değili çarpı I0 artı S2'nin değili, S1'in değili, S0 çarpı I1 artı S2'nin değili, S1'in değili, pardon, S1, S0'ın değili I2 artı S2'nin değili S1, S0, I3 artı S2, S1'in değili S0'ın değili I4 artı S2, S1'in değili S0, I5 artı S2, S1, S0'ın değili I6 artı S2, S1, S0, I7 şeklinde lojik ifadesi çıkışın, lojik bul ifadesi karşımıza çıkacak. Bunun devresini yapacak olursak, bakın artık 8 adet end kapım var. Şurada enable S2, S1, S0 girişlerim, izin ve seçim girişlerimi yapacağım. Bakın şöyle yazayım. S0, S0'ın değili diyeceğim. S1, S1'in değili, S2, S2'nin değili ve enable. Ve I0'dan başlayıp I7'ye kadar olan girişlerimi de şöyle end kapılarına direkt bağlayayım. I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. Evet, birincisinde neydi? Hepsinin, yani bütün seçim bitlerinin değili ve enable. Bir kere şu enable'ları hepsine bağlayalım arkadaşlar. Evet, şimdi sırasıyla S0'ın değili, S1'in değili ve S2'nin değili. İlk dört tanesinde zaten S2'nin değili olacak. Şunlar da S2 şeklinde olacak. Şimdi S1 ile S0'ı sırasıyla bağlayalım şuradan. Şimdi 0-0'ı bağladık. S1'in değili, S0'ın değili. Şimdi 1'e geldik. Dolayısıyla 1 ne anlama gelecek? S0, S1'in değili. 2, S1, S0'ın değili. S1, S0'ın değili. Burada 3, ikisinden de S1 ve S. Şöyle S1 ve S0. Şuradan tekrar 0-0 olacak. Yani S1'in değili, S0'ın değili. Şurada S0, S1'in değili. Şurada S1, S0'ın değili. Şurada ikisi de S0 ve S1 şeklinde olacak. Şöyle şurada. Evet, 8 çarpı multiplexer yapısının da lojik devresi bu şekilde karşımıza çıkacak arkadaşlar. Şimdi gelelim MUX ağacına. Şimdi multiplexer ağaçlar arkadaşlar düşük seviye MUX'lardan yüksek seviye MUX oluşturmak için kullanılan yapılardır. Yani örneğin siz 8x1'lik bir multiplexer yapmak istiyorsunuz. Bunu yaparken, bunu tasarlarken tamamen 2x1'lik multiplexer'lar kullanacaksınız. İşte bu 2x1'lik multiplexer'ların bir araya gelmesiyle bir ağaç yapısı oluşuyor. İşte buna biz multiplexer ağacı diyoruz. Bunun illa 2x1 multiplexer'larla oluşmasına gerek yok.
4 çarpı birlik multiplexer'lar kullanarak işte atıyorum farklı daha büyük seviyeden bir multiplexer yapısı tasarımda yapabilirsiniz. Yine aynı yapı karşımıza çıkmış olacak. Öncelikle şunu yazalım. Düşük seviye MUX'lardan yüksek seviye MUX'ları oluşturmak için kullanılan yapıdır. Şimdi örneğin 4 çarpı birlik bir MUX yapacaksınız. 2 çarpı birlik MUX'ları multiplexer'ları kullanarak. Şimdi burada bakın şöyle 2 çarpı birlik simgesel bir multiplexer yapısı koyacağım buraya. 2 çarpı 1 diyorum buna. Bakın 2 tane girişimiz var, bir tane çıkışımız var. Bir tane daha koydum. 2 çarpı 1. Bakın şu anda 2 tane girişim burada var. 2 tane girişim burada var. 4 çarpı birlik bir multiplexer yapmak istiyorum. Şimdi 4 çarpı birlik bir multiplexer ne demek? 4 tane girişi, bir tane çıkışı var demek. Şimdi 4 girişi elde ettim. Bir tane çıkışı elde etmem lazım. Bakın şurayı birleştirip şöyle, yani burada da bir 2 çarpı birlik bir multiplexer yapısı kullanırsam sonuç olarak bakın şurada 4 giriş, şurada da bir çıkış ile yapı olarak 4 çarpı birlik bir multiplexer oluşturmuş olurum. Eğer ben 8 çarpı birlik bir multiplexer istiyorsam bakın şuraya yine ikişer tane daha bağlantı koyabilirim. Yani şurada yapayım onu, burayı bozmayalım. Yani bakın 2 giriş, 4 giriş, 6 giriş, 8 giriş. Şimdi şu ikisini bağlarsam, bakın burada bir 2 çarpı birlik bir multiplexer daha yapısı kullandım. Şu ikisini bağladım. Bakın burada bir tane daha 2 çarpı bir MUX kullandım. Hala bir girişim elde etmedim. Şu an 8 tane girişim var. 8 giriş. Bakın bir çıkış olması lazım. O halde ne yapmam lazım? Şunu da bir multiplexer yapısına, 2 çarpı birlik multiplexer yapısına bağlamam lazım. Dolayısıyla buradan da bir çıkışı elde ediyorum. Yapı bakın 2 çarpı 1 multiplexer'lardan oluşan 8 çarpı 1 MUX yapısı oluyor. Bunu örneğin 4 çarpı 1 multiplexer yapılarından tasarlamak istersem nasıl olacak? Bakın 4 tane girişim var. Bir tane çıkışım var. Bu bir 4 çarpı birlik multiplexer yapısı. İkinci bir 4 çarpı birlik multiplexer yapısı kullanırsam bakın burada artık 8 tane giriş elde ettim ama bir tane çıkış ihtiyacım var. Burada iki farklı şey yapabilirim. Ya burada 4 çarpı birlik bir multiplexer kullanırım fakat sadece iki girişini kullanırım ve seçim bitlerinden de sadece bir bitini kullanırım. Dolayısıyla burada ya da ikinci bir seçim olarak 2 çarpı birlik şöyle şu kısmı birleştirip 2 çarpı birlik bir multiplexer yapısı kullanabilirim. Dolayısıyla buradan 8 çarpı birlik bir MUX elde de biliyorum arkadaşlar. Bunu blok diyagramı olarak göstermek istersek bakın şöyle de düşünebilirsiniz. 2 çarpı birlik bir MUX değil mi bu mesela? Yine aynı şekilde 2 çarpı birlik bir tane MUX. Bakın şurada bir tane daha MUX yapıyorum. Buradaki iki girişi bu multiplexer yapısına bağlıyorum. Bir tane çıkış. Burası da 2 çarpı 1 MUX. Şimdi ne oldu? Bakın 4 girişli bir çıkışlı. Bunun aynısından bir tane daha yaparsam buraya 8 girişli olacak. Ama şurada yine bir tane bir multiplexer yapısına daha ihtiyacım olacak ki şöyle bakın 2 çarpı 1. Yine aynı şekilde buradan şöyle bakın ne oldu? 8 giriş ve bir çıkış. Bu da 2 çarpı birlik multiplexer yapısı. Ve dolayısıyla 2 çarpı 1 multiplexer yapısı kullanarak 8 çarpı birlik bir multiplexer yapısı tasarlamış oldum. İşte bu yapıya yani şu gördüğünüz ağaç yapısına multiplexer ağacı diyoruz arkadaşlar. Şimdi örneklerimize bakalım. 32 çarpı 1 multiplexer oluşturmak için kaç adet 4 çarpı 1 multiplexer kullanılır? Bunu yaparken bunun bir kısa yolu var arkadaşlar. Bunu illa böyle tek tek çizmenize gerek yok. Nedir bu kısa yol? Bakın 32 girişimiz var burada. 32 girişli bir yapı oluşturmak istiyorum. Ne kullanarak? 4 çarpı 4 girişli bir multiplexer kullanarak. Dolayısıyla burada bakın 32 bölü 4 sonucumuz 8. Değil mi? Bunu alıyorum. Bakın 8 hala 4'ten büyük. Dolayısıyla bunu hala 4'e bölebilirim. Aslında şurası bakın 32 bölü 4 dediğimiz zaman 8 tane ilk kattaki multiplexer sayısına karşılık geliyor.
İkinci katı geçtiğimiz zaman, ağacın bir üst kısmına geldiğim zaman artık buradayım. 8 bölü 4, burada sonucum 2. Yani iki tane de ikinci katta 4 çarpı birlik multiplexer kullanmam gerekiyor. Şimdi 2'ye geldim. Bakın hala bu şu anda iki tane çıkış var demek burada. Ve bunu ben yine tek girişe, bir çıkışı elde etmek için yine bir multiplexer daha yapısı kullanmak istiyorum. Dolayısıyla bunu 2'ye 4, 4'e böldüğüm zaman bakın bu sıfır birden küçük oluyor. Bu ne demek? 4 çarpı bir multiplexer kullanacaksın. Ama bu 4 çarpı 1 multiplexer'ın sadece 2 girişini kullanabiliyorsun. Dolayısıyla burada ya 4 çarpı 1 multiplexer kullanacaksın ve 2 girişini topraklayacaksın ya da açık bırakacaksın, kullanmayacaksın ve seçim bitlerinden de sadece birini kullanacaksın. O şekilde kullanabilirsin ya da 2 girişin kaldığı için 2 çarpı 1 multiplexer kullanabilirsin demek oluyor. Şimdi burada eğer ben hepsini 4 çarpı 1 multiplexer yapısı kullanarak tasarlayacaksam kaç adet lazım? Bakın 8 tane ilk girişte, 2 tane sonraki hatta, bir tane de son kısımda olmak üzere 8 artı 2 artı 1'den 11 adet 4 çarpı 1 mux kullanabilirim. Tabii burada son mux sadece 2 giriş kullanılır. Ve seçim bitlerinden de sadece biri. Hemen bunu kısaca daha iyi anlamanız açısından yapıyı göstermek de istiyorum. Şimdi 4 çarpı 1 mux kullanacağım. Bakın 1, 2, 3, 4 mux. 4 çarpı 1 değil mi bu? Şu an 4 tane girişimi elde ettim. Bakın buradan 4 giriş, 32 girişi elde etmek için 32 bölü 4'ten 8. Yani 8 tane ilk kademede 8 tane 4 çarpı 1'lik multiplexer'a ihtiyacım var. Bakın. Şöyle burada yazacağım ama 1, 2, 3, 4 tane kullandım. 4 kere 4'ten 16 girişi elde ettim. Şu anda bakın 32 giriş için bundan 4 tane daha elde etmem lazım. 4 tane daha yapmam lazım. Biraz büyük bir yapı aslında çizmek istemiyordum ama anlamanız açısından şöyle bunu göstereceğim arkadaşlar. Evet 16. Buradan da 16 giriş gelecek. Bakın 16 artı 16, 32 girişi elde ettim. Kaç tane 4 çarpı 1 var? 8 tane. İşte şu ilk kademedeki 8 tane 4 çarpı 1 mux buradan geliyor arkadaşlar. Şimdi ikinci kademeye geçtiğim zaman bakın burada 2 tane daha 4 çarpı 1 multiplexi kullanabilirim. Ne yaparım? Bakın 4 tane şu çıkışımı bir multiplexer'ın girişine bağlayacağım. Yani şunları birleştirdiğim anda bakın bir çıkış burada oluşturacağım ve şu dördünü birleştirdiğim zaman bakın bir tane de burada kullanmış olacağım. Yani bakın şu kademede yani şurası da 4 çarpı birlik bir mux. Şurası da 4 çarpı birlik bir mux. Yani iki tane daha kullanıyorum. İşte şuradaki iki oradan geliyor. Bir sonraki kademede şimdi 4 çarpı birlik bir multiplexer kullanırsam bakın şöyle multiplexer yapısını çizeceğim buraya. Şimdi burada bakın şu anda bir önceki kademeden gelen iki tane girişim var. Dolayısıyla mecburen bunun iki tane girişini açık bırakacağım, kullanmayacağım. Şöyle bakın şu ikisini bağlayacağım buraya. Ve şuradaki seçim bitinden de şu bit açıkta kalacak, kullanılmayacak. Sadece şuradaki S0 bu bit kullanılacak ve bunun değeri sıfır olduğu zaman şu giriş çıkışa yansıtılırken bir olduğunda da şu giriş çıkışa yansıtılmış olacak. Dolayısıyla burada bir tane daha 4 çarpı 1 multiplexer kullanabilirim ve burada 11 tane 4 çarpı 1 mux kullanarak bu yapıyı gerçekleyebilirim. Burada eğer size illa 4 çarpı 1 multiplexer kullanacaksın, başka hiçbir şey kullanamazsın diyorsa 11 adet bu 4 çarpı 1'lik multiplexer yapısıyla 32 çarpı 1'lik multiplexer'ı tasarlayabiliyorsunuz. Ama eğer size son kademeyi isteğinize bırakırsam burada bir önceki kademeden iki tane çıkış geldiği için şurada bunun yerine bunu 2 çarpı 1 multiplexer'la şöyle birleştirip bir çıkışı elde edebilirsiniz ve sonuç olarak da 32 çarpı 1'lik bir multiplexer yapısını oluşturmuş olursunuz. Öyle durumda ise şuradaki biri atacaksınız 10 adet 4 çarpı 1 multiplexer ve 1 adet 2 çarpı 1 multiplexer ile bu sistem tasarlanır diyeceksiniz arkadaşlar.
Şimdi bir sonraki örneğimize bakalım. Şurayı sileceğim. Evet. 64 çarpı 1 multiplexer oluşturmak için kaç adet 2 çarpı 1 multiplexer gerekir? İşte burada bakın yine şu kuraldan gidersem anladığınızı düşünüyorum. Şuradaki açıklamadan sonra. Şimdi ilk kademedeki multiplexer sayısına baktığım zaman 64 bölü 2'den bakın 32 adet. Şimdi ilk kademede 32 adet 2 çarpı 1 multiplexer kullanıyorum. Şimdi burada 32 adet çıkışım olacak. 32 tane 2 çarpı 1 multiplexer varsa her bir multiplexer çıkışı 1 olduğu için 32 tane çıkışım olacak. Bunu ikinci kademede giriş olarak kullanacağım. Dolayısıyla 32'yi tekrar 2'ye bölmem lazım. Çünkü yeni kademede yine 2 girişli multiplexer yapısı kullanıyorum. Buradan şöyle bunu aldım. Buradan sonucum 16 olacak. Artık 16 adet, ikinci kademede 16 adet 2 çarpı 1'lik multiplexer yapım var. Dolayısıyla 16 adetlik çıkış oluşturacak bunlar. 16 adet çıkış için tekrar 2'ye böleceğim bunu. Bakın buradan 8 adet bir sonraki 3. kademede 2 çarpı 1'lik multiplexer kullanacağım. Bunu tekrar 8 bölü 2 dersem bir sonraki 4. kademede 4 adet multiplexer, 2 tane multiplexer, 2 çarpı 1'lik multiplexer kullanacağım. Bir sonraki kademede ise 4 bölü 2'den 2 adet, bir sonraki kademede ise 2 bölü 2'den 1 adet multiplexer, 2 çarpı 1'lik multiplexer kullanmış olacağım. Şimdi bakın 32, 16, 8, 4, 2 ve 1. Bunları topladığım zaman 63 adet 2 çarpı 1 multiplexer yapısı kullanılır. Evet, şimdi bu dersimizi burada bitirelim arkadaşlar. Çok ders uzamasın. Bir sonraki dersimizde tamamen multiplexer'lara yönelik daha derin, daha farklı örneklerle devam edelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.